Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Şimdi sinüzitü sizinle konuşuyoruz ama sinüzitle baş etmenin yollarını sormak isterim size. Sinüzitin önlenmesi için neler yapmalı hasta adayları? Sinüzitin önlenmesinde öncelikle birinci basamak sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmemektir. Yani sıklıkla nezle grip olan hastalar kolaylıkla sinüzite yakalanabilir. Bunun dışında üst hava yollarında tıkanıklığa neden olan bir rahatsızlığı olan kişiler, bu burun tıkanıklığına neden olan burun eti büyümesi veya burun kemiğindeki eğrilikler olabilir. Bu durumlarda da bu hava dolu boşlukları, yani sinüslerimizin havalanması bozulup burada biriken iltihabın akması engellenip tablo ağırlaşabilir. Bunun dışında bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. Bol sıvı tüketilmesi gerekiyor. Bu özellikle saf su, yani çaydan kahveden alınan sıvı değil de bildiğimiz normal içme suyu tüketimin arttırılması bu mukozal bariyerdeki sekresyonun atılmasına yardımcı olur. Bunun dışında sigara kronik sinüzit için en önemli nedenlerden biridir. Bu burun mukozasının, sinüs mukozasının bariyerini bozarak, koruyucu mukozayı etkileyerek buradaki enfeksiyonların rahat bir şekilde yerleşmesine ve hastalığa neden olmasına sebep olur. Bu yüzden sigara kullanımını da muhakkak bırakmamız gerekiyor. Bunun haricinde alerjik hastalar, özellikle evet, alerjik rinit dediğimiz toza, polene, bir takım ev akarlarına, alerjisi olan insanlarda da sinüziti, alerjik sinüziti çok sık görmekteyiz. Bu da gene üst hava yollarındaki tıkanıklıkla ve aşırı sekresyonla, salgıyla alakalı bir durum. Bu tarz alerjik bünyesi olan kişilerde alerjenden öncelikle uzak durmak, bir alerji testi yaptırarak neye karşı alerjisi olduğunu saptayıp bundan korunmak ilk adımdır. Daha sonrasında da düzgün bir alerji tedavisiyle bu şikayetler baskılanarak bu tarz sinüzite karşı kendilerini koruyabilirler. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.